Merhaba değerli çiftçi dostlarım. Ekremciğim merhaba. Bu hafta arkadaşlar, geçen hafta Hüseyin'le beraber okunu koparttığımız römorkun okunu yerine takıp, okunu derken yani şunu, somunu sıyırdı. Biz de gittik tornacıya, şurayı baştan yaptırdık. Aynı zamanda bir tane de somun yaptırdık. Şimdi arkadaşlar bunu buraya takıp bu römorku buradan çıkartacağız. Çıkacak mı? İnşallah çıkacak. Benim, ben buradayım. Çıkmayacak ne olacak? Aynen. Ekrem Bora burada. Tak bakalım Ekremciğim şunu. Şimdi dur, tamam. Tamam dur. Yeter herhalde o kadar ya. Bas frene, gelmez başka türlü, bas. Bas. Heh. Bas gel. Tamam. Çek el frenini. Saplamayı taktığımız iyi oldu. Biz burada somunu çevirirken ok dönmüyor. Dün arkadaşlar bir kamyon beyazlığına kestik. Aynı zamanda kamyona yükledik onları. Kamyon battı çıktı falan filan, yerler kayıyor. Oldukça maceralı bir gündü. Şimdi biz Ekrem'le bunu takana kadar sizin de canınızın sıkılmaması adına bizim dün neler yaptığımızı bir izleyin. Keyifli seyirler dilerim. Daha sonra hep beraber bunu çekip çıkartacağız. İşçiler biraz yapraklı kesmişler. Ben de hiç fark etmedim. Aşırı derecede yaprak vardı kalsiyonların içinde. Arkadaşlar, dünkü kestiğimiz malı, kesip kesip yere koydukları malı yerli beyazlığanayı römorklara yükleyeceğiz. Ardından biz bu römorkları doldurana kadar zaten kamyonlar gelir. Daha sonrasında kamyonlara yükleyeceğiz. Ve gerekli olan yerlere, istek talep olan bölgelere göndereceğiz. Teker römorkun bir güzel yeri var. Eğimli arazilerde ve çamurlu arazilerde traktöre güzel bir ağırlık veriyor. Ve dişlerin yere daha çok batmasını ve traktörün daha çok tutunmasını sağlıyor. Kamyon da geldi. Heh. Aferin, kamyonu da batırdılar. Bugün bir ihtiyaçlık var ha bugün. Var var bugün bir. Orada çukura mı düştü acaba o ya? Ver ver ver. Evet, kaldı ya. Tamam, dur araba. Üst çekiye de takmadık. Neyse, bir dahaki römorku üst çekiye takarız. Şu anda tekerler sardığı için, dişlerin arası dolduğu için patinaj çekiyor arkadaşlar. Rampadan yukarıya doğru doldura doldura geldik ya. Çektikçe dişlerin arası doldu, çektikçe dişlerin arası doldu.
lastiklerin arasını temizleyelim. İnşallah bu kopmaz. Şu römorku da yanına yanaştıralım. Daha sonra kamyonu doldurmaya başlasınlar. Niye öyle fazla batmamış? Fazla batsaydı zaten çıkarmazdı. İki traktör gerekirdi. Traktörün gücü ne ki? Kanya'da yılan gibi ama ha. Sağ ol. Aldım, gel. Bakımlı kamyon. Neymiş bu? 360. Abis 360. Kırmızı lahanada falan, yer ibrit lahanada bu şekilde yollar bırakamıyorsunuz. Ama bu sık sık dallama kesildiği için bunun içinde yollar oluyor arkadaşlar. Ama kırmızı lahanada veya bunun hibrit versiyonunda yollar olmuyor. Üçüncü römorku da bıraktık. Çek çek çek. Bir kapak doldurmuşlar. Düz. Fren hiç yok. Abi bu offroad olayı var ya bir de. Hani böyle arabaları sokuyorlar bir yerlere bir yerlere. Arabayı mazot harcıyorlar ya. Traktörle yapıyoruz. Keyiflerine. Abi ekir 200 dönüm 300 dönüm lahana, traktörle yapın offroad'unuzu, hem para kazanın hem zevk yapın değil mi Ekrem? Aynen. Boşa mazot harcamayın arabayla. Arabayla offroad mu olur hem ya? Araba bu ya. Arabayla olacak iş değil bu iş. Bu işi aynen traktörle yapacağım. Gir, girebildiğin kadar yere gir. En ekstrem yerlere gir. Göle gir bizim ajan gibi mesela. Ajan offroad'un dibi. Asfalt çek. Bu yol tamamen kaldı. Bir yol, bir kamyonu doldurdu. Şu ucundan biraz aldık, doldurmadığı için. Çok az bir şey bu yana çekebiliriz, çok az. Az bir şey, çok az. Tamam. Tamam. Yersen aşağı kayar, burada kaymaz ki. Şöyle gelsin. Kaç kaç kaç, geliyor. Aynen. Hadi lan. Var mı bir şey mi? Ömer, iyi akşamlar. İyi akşamlar abi. Ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Yukarı tak. Gel. Biraz daha yukarı kaldıralım çünkü batıyor motor. Çıkarmıyor mu oradan? Zorla çıkardım işte. Hadi ya. Neyse çek, çıkarttırsın şimdi. Thank you.
buğdaylara iyi yaradı ama bu yağmur. Buğdaya, lahanaya, çiftçinin arkadaşlar henüz gelişmekte olan daha sarmamış bir sürü lahanası var. Yani lahanaya da yaradı, buğdaya da yaradı, ota da yaradı, her şeye yaradı bu yağmur. Ben şöyle bir dönüş yapacağız. Bazen böyle yapmak gerekiyor. Aşağısı sakat çünkü. Böyle dönsem yuvarlarınız aşağı. Geriye de gelemiyoruz. Kayıyor. Ama bayağı da mal, atlar çok mal var. Bir kamyona yakın mal da yerde var. Var. Şey... Çok çürük var ya, çok. Bu pes yüzünde. Bak bu tarla mesela tertemiz. Evet. Bir tane çürük mal yok içinde. Yok. Ya biz... Bu silecek niye durmuyor? Oğlum silecek ya. Durmuyor lan. O su atma. Bu arkanın suyu. Arka buradan çalışıyor. Arkanın bu arkanın suyu değil mi? Ha. Da bu niye durmuyor ama bak suya atıyor bastığın zaman. Bugün de kaderimiz midir nedir? Kamyon dolmuyor, elden ele atıyoruz. Römork dolmuyor, elden ele atıyoruz. Kaç tane elden geçiyor şu anda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En az 2 elden de kamyona yüklenirken geçecek. 8, 9. İndirirken de en az 2 elden geçecek gittiği yerde. 10, 11. Hani nihai tüketiciye ulaşana kadar aşağı yukarı bir 14-15 kişinin elinden geçiyor arkadaşlar. Pazarcısı falan filan. Hadi aslanım. Hadi Ekrem. At. Şimdi buradan iniş biraz sıkıntılı. Bak vitesi al da. Ne yapayım ya? Oğlum ne bileyim. Aynı sabun gibi olmuş. Bildiğin gidiyor yani. Şöyle hemen salalım da. Abi bu gibi yerlerde freni asla basmayacağım. Nasıl? Aşağıda bir offroad yapmak lazım. Anasını ağlatmışız zaten burada. Offroad'ı iyi yapmışsın sen. Yok, bir şey yapmadım. Emin arkadaşlar ben yoktum burada o kafasında kamera olan konuşmayan Ekrem'di yani ben değil. Ekrem bir tane kanal açalım sana ne dersin? Ekrem Bayrak. Her türlü tarım videoları, vatan traktör videoları, tarıma dair her şey. Aynen. Olur mu? Çok güzel. Açalım mı? Ne dersiniz arkadaşlar, açalım mı? Sadece Ekrem'in bulunduğu bir kanal. Ekrem'de macera bol, benden daha fazla. Bu taraftan, o karşıdan. Buradan geçelim, oradan adamın buğdayını çiğneriz. Adamın buğdayını çiğneyeceğimize, kendi lahanamızı çiğneyelim. Adam... Parmağın zamanı bizim indiğimiz yerden. Demin indiğimiz kasa, yerden mi? Aynen. Üç kasa samanla inmiş. Sonra? İlerken öndeki kasayı deviriyor. Direkt kıyının içine diyor samanla. Direkt kıyının içine. Diyor, o değil de bir de onları bir daha topladık diyor. O çok koydu diyor. Çocuk da kasanın üstündeymiş. Üç kişi varmış kasanın üstünde. Hadi ya. Ya. İkisi budaylıkta atlamış. Devireceğini anlamış ha. Ben buradan sonrasını gidemem demiş. Artık öbürü kasanın üstünde kalmış. O da atlayacakmış ama bakmış motor hızlandı. O kalmış. Direkt kıyının üstüne çocuk.
kere havzaya gittiydik saman almaya. Sen var mıydın? Kamyonla mı? Tırla. Ha ha, ben yoktu orada. Biz seninle arkadaşlar burada saman kıttı. Pahalıydı, havzada ucuzdu. Bir tane tır tuttuk. O zaman besi işiyle uğraşıyoruz tabi. Saman almaya gidiyoruz havzaya. Abi, tırı çektik bir yere. Traktörü, bir yerinden traktör aldık. İşte römork aldık. Başladık yüklemeye. Yüklüyoruz, tıra boşaltıyoruz. Yüklüyoruz, tıra boşaltıyoruz. Çalışanlar var, ben de varım. Hüseyin de vardı. Orada da mı devirdiniz? Yok. Yoksa? Orada araziler nasıl biliyor musun? Hani buralara dik falan diyoruz ya. Buralar bir şey abi değil. Hiçbir şey değil ya. Yerler hep şu şekilde. Böyle, böyle. Bir tane 240'lık Massey Ferguson, arkasında iki teker, 2,5 tonluk, 3 tonluk şey var, römork var. İki teker. Adamlar böyle şey yapmışlar, kenarlarına kazık çakmışlar, baya baya yükseltiyorlar iki tekeri. Ha. Yemin ediyorum bak, adam iki tekere 60-70 balyayı atıyor, kalisor devriliyor. Bak inanmazsın ya, inanmazsın. Kalisor devriliyor. Hemen hiçbir şey olmamış gibi 4 kişi tutuyorlar elleriyle römorku, düzeltiyorlar. Ondan sonra bir daha yüklüyorlar aynı balyayı. Sen ne diyorsun? Tabii kırılan balyaları falan ayırıyorlar. Dolmuyor bu sefer. Bir daha aynı şekilde başka bir araya giriyorlar. Bir daha yüklüyorlar. Onu da devirdiler. Bak onu da devirdiler. Orada olmak isterdim. Tam yetmemiş makara gibi abi, onu devirdikten sonra bir daha yüklediler. Bir daha devirdiler. Motorda kavun vardı, tamam mı? Motorda kavun vardı. Babam dedi ki, motordaki kavunu al, git şunları ver yesinler de akılları başlarına gelsin. Abi aldım kavunu, getirdim adamlara. Adamlar bir bunalmış, bir bunalmış oraya. Abi dedim, siz ne yapıyorsunuz ya? Abi adamlar kavunu yediler. Kavunu yedikten sonra öndeki o şeylere iki tane daha çubuk çaktılar öne. Daha sonra biraz daha az yüklediler. Tarladan önce çıkabildiler ya. Ya hayatımda ilk defa öyle bir şey gördüm ben de. Yani bir adam bir römorku bir sefer devirir. Hadi bir daha devirir. Üçüncü sefere de devirmez ki arkadaşlar ya. Böyle bir şey yok. Bir tane de bere var var. Ha bu değil. Mont. Siyah mont var. O bere bu değil. Şu o zaman. Bir tane bere var. Bere de var. Başka, başka sıvı gres var. Başka da bir şey yok. Kamera hala kapanmadı mı ya? Aa, hala bitmemiş şarjı. Neyse devam edelim. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın ha. Görüşürüz. Bugün de arkadaşlar bunu çıkarttıktan sonra bir kamyon daha beyazlığına dolduracağız. Mal şu anda yerde kesik hazır. İşçiler şu anda biraz daha kesiyorlar. Yetmez belki diye. Sıyırdı. Neyse. Yeterli bu ya. Bu nasıl koptu diye soracak olursanız arkadaşlar, bizim Hüseyin iyice geri geldi 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 geldi. Motorun önü iyice gömüldü, arkası da gömüldü. Gazı bir anda verdi. Videsi de yüksekti galiba, 1'de falandı ya da 3'te. Şimdi şu şekilde olduğu için oktada biraz boşluk var. Şuraya bir tane pul taktık zamanında ama şu kadar bir boşluk var. Geri gelince römorkta hani motorda römorku ittiremedi. Debriyajı da bir anda salınca çat diye. Bu buradaki boşluk sayesinde aynı zamanda eski dişler inceydi ve eskiydi. Bunu buradan somunu sıyırttırdı. Yoksa bunu bu başka türlü hayatta sıyıramaz. Tamam. Şimdi bunu buna taktık. Yukarı doğru çıkma şansımız yok. Tarla eğimli. Geçen sefer de böyle yukarıya doğru çekiyorduk römorku. Aşağıya doğru doldurarak çıkıyorduk. Ama şimdi bu iyice sardığı için yukarıya doğru çıkma, zaten doldurmayacağız. Böylece ne çıkaracağız. Arkadan bağla Ekrem sen bana şeyi, römorku. Aşağı çekelim mi? Yukarıdan çıkartalım. Hayır, yukarıdan çıkmaz buradan. Şurada çok fena batıyor. Dönmeyeceğiz. Direkt geri geri çekeceğiz. En rahatı öyle olur. Bak sen ne yap biliyor musun? Ekrem. Motorun pehlivan gücünü kaldır, tamam mı, yavaş yavaş. Ama fazla zorlatma, hidrolikleri şey yaparsın.
Öyle bir iz yapalım da. Ekrem, bana bak, kornaya bastı mı duy, bak korna sesini duy, yoksa üstüme çıkarsın römorkla. Gerçi demir var, öyle bir şey yapamaz da. Ha, demiri o yüzden bile bile getirdim. Hani zincir olsa çocuk görmez. Göremediği için de geri geri geldikçe sürekli traktörün üzerine çıkar. Hadi. Şeyden tak Ekrem, çekiyi yukarı kaldıralım. Arkadan tak. Sen arkaya doğru çek, ben başa buraya alayım. İlk önce tekerleri temizleyelim. Tekerler hep donmuş. Az dur. Az geri gel. Al. Çek. Temizle güzelce yine tekerler. Oğlum motor boş çıkmıyor lan. Tamam, tamam, çek. Aşak'ta diyor, benim gücüm buraya kadar. Bayağı temizledi. Şimdi biz de temizleyelim. Daha sonra bunu öyle case arkaya bağladı mı çıkaracak herhalde. Az kaldır bakayım, düzeltecek mi boruyu? Kaldır 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 kaldır. Kaldır, düzeltir boruyu. Hadi ya. Boruyu düzeltiriz sonra ya. Neyse, boruyu sonra çıkarttığımı düzeltiriz. Bunu da öne bağlayalım.
Kaplama burada, onu bir düzelt. Al bakayım. Abi bunun videsi niye geçmiyor ya? Ekrem az bir geri çekik. Az bir geri ittir. Sonra ileri doğru kaptıralım. Eştirme fazla, tamam mı? Eştirme. Yavaş peşinden sadece sürükleyelim de traktörün üzerine falan bindiririz. Maazallah. Boşa da alsak çeker. Batmayan yerde her şey çok güzel. Ama batan yerde iş değişiyor tabii arkadaşlar. Ekrem, ileriye çek, ileriye. Aynen. Az daha, az daha. Tamamdır. Şey nerede? Yanında değil mi? Tarlaya gitti mi direkt yüklemeye başlarsınız ha. Kamyon gelmiş değil mi? Gelmiş değil mi kamyon? Gel. Gel.
Gel az daha. Sal pehlivanı. Tamam git hemen yüklettirmeye başla. Geliyorum ben de. Tamam getireceğim. En güzeli şu tekerler arkadaşlar. Bu römorkun tekerlerini de en kısa zamanda aynı bunlardan yapacağız. Yani bu gına getirdi bize ya. Bunu babam zamanında böyle aldı. Balon lastikli. Hani geniş ya, batmaz. Ama batmıyor ama topluyor işte. Topladığı zaman da çıkmıyor. Şuraya baksana hepsi sıvamış ya. Hele öbür taraf şöyle yandan şey çıktı resmen. Vazo oluşturdu. Yolda bazen düşüyor. Millet arabayla geçemiyor. Sıkıntı yaratıyor sonra. O yüzden böyle yola çıkmadan. Bunun bu videste bir sıkıntı var. Bak gene geçmiyor. Bire geçmiyor. Arkadaşlar bu işin bir de yakıt boyutu var. En çok yorum aldığımız konulardan bir tanesi. Şimdi şöyle mantıklı bir hesaplama yapalım sizinle. Bir traktör maksimum yükte saatte ne kadar yakar? Birkaç yerde okumuştum. Ortalama 80-100-110 beygir arasındaki traktörlerde bu 20-25 litre arasında yazıyor. Bakın maksimum yükte diyorum. Hani maksimum yükte derken arkadaşlar hani böyle traktör hani böyle boğularak çekiyor ya hafiften. Ondan bahsediyorum yani. Hep öyle çalıştırdığınızı farz etsiniz. Saatte şu traktörün yakacağı yani 20 litre 25 litre arasında bir şey. Bunda hemfikir miyiz? Hemfikiriz. Şimdi biz o tarlada bu traktörleri kaç dakika maksimum yükte çalıştırmışızdır. Yani bizim orada çalıştırdığımız her iki traktörü de ortalama 15 dakika diyelim. Bu traktör maksimum yükte 1 saatte 20 litre yakıyorsa 10 dakikada aşağı yukarı 3-3,5 litre civarında bir şey yakar. 15 dakikada hadi olsun olsun da 5 litre yakar yani. 5 litre mazot bugün ne kadar? 6 lirayla çarptığınız zaman arkadaşlar 30 lira yapar. Hadi diğeri de 40 lira yaktı diyelim. Fazla söylüyorum. 40 lirada diğeri yaktı diyelim. Ki yakmaz. Ne yaptı her iki traktörün yaktığı? 30 bu. Diğeri de 40. 70 lira. Şöyle enteresan yorumlar geliyor. İşte kasada çıkarttığınız mal mazot giderinizi karşılıyor mu? Yani bir de bunu garip böyle aşağılarcasına soruyorlar. Onlara şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şu anda şu römorkta hiç yoksa 3,5 ton civarında bir mal vardır. Malın şu anda kilogram fiyatı 50 kuruş. Çarpın abi 50 kuruşla. 1750 TL gibi bir rakam çıkıyor ortaya. Yani yaktığınız mazot bir römork için ortalama iki traktörle çekseniz hani maksimum 70 lira gibi bir tutar çıkıyor ortaya. Hadi bunu daha çok zorlattınız diyelim. 100 lira olsun. Bir römork için 100 lira mazot yakıyorsunuz. Kazandığınız 1750 lira. Yani bunun 100 lirasını yakıyorsunuz. Rakam ortada arkadaşlar. Yaktığınız belli, kazandığınız belli. Böyle saçma sapan yorum yazan arkadaşlar bilmiyorum tarlalarını 955 ketle mi sürüyorlar? Tırmıklarını graderlerle mi çekiyorlar? Bilmiyorum yani.
almayı unuttum ya. Kaldır pehlivanı, kaldır. Kaldır çeki Ekrem ha. Devam et, durma, devam et. Heh, iyi çıkardı bari. Kollar aşağıda ya, kolları şey yap, indirmeyi unutmuş. Kaldıramıyor şeyi. Neyse onu şey yapsın da, salarız şimdi kolları. Tek başına çıkartıyor yoksa, gerek kalmıyor direkt diğer motora. Sağ. Gel bakayım ya. Bakın yağsın. Çok yağdı. Dün akşam da yağdı aşırı derecede. Ama yağmur yağmadı mı? Şimdi yağmur yağmıyor ya. Şimdi yağmur yağsa daha kötü. Aynen kayıyor. Baksana şimdi. Çok kayıyor. Şurada bir fren denemesi yapalım mı? Fazla hızlı yapma istersen. Şimdi bir de devirmeyelim motoru. Şimdi daha fena kayar. Dünden daha fena kayacak bence. Az aşağıda. Ama yapta. Az dur şurada yapalım. Aşağıda. Bayağı gitti lan. Bakma hızlı girmedin. Az daha hızlı girsen var ya. Var ya dibe gider. Dibe de gider mi? Ne olacağı da belli olmaz ya. Ne olacak oğlum, devrilecek hali yok ya. Kaya kaya gidecek lan işte. Yamada yan geldi. Tamam bittik daha sağ. Sağ. Heh, tamam. Çekinin yukarıda olmasından hafif bir pehlivan çeki yapmak böyle yerlerde daha faydalı oluyor. Gel. Şu lahananın en kıymetli yeri şurası. Yemin ediyorum bak. Şu şekilde arkadaşlar soruyor, soyuyorsunuz kenarlarını. Daha sonra şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Çok tatlı ya. Keyifli seyirler dilerim. Teşekkür ederim. Geçen haftaki video. Bizim Hüseyin arkadaşlar debriyajı şu şekilde salıyor. Şöyle basıyor. Hani o yavaş yavaş alırsın ya. Çat diye böyle bir yana salıyor. Ok mu dayanır o şekilde? Kaptıracakmış da kaptırarak çıkartacakmış. Zaten yaylardan dolayı şöyle bir boşluk var. O somunla pul arasında. Payını alırsın ondan sonra. Aynen payını aldıktan sonra istediğin kadar istersen 4-5 tane tak önüne bir şey olmaz. Ama böyle hem geri gel arkada da çamur var tiklemiyor. İyice sıkıştırıyor yayı. Bir anda böyle çat diye saldığın zaman. Kareli. En kaliteli çelik olsa yine dayanmaz. Şey yapması gerekiyor. İlk önce payını alacak, ondan sonra durduracak. Aynen. Bir romok daha attığımız zaman kamyon doluyor. Bugünlük diyorum. Bu haftalık bu kadardı. Haftaya pazar günü tekrardan görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.